Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. 5. soruda kalmıştık. Şöyle bir bakalım. Öz kütleleri farklı x, y cisimleri şekil 1'de yapıştırılmadan şekil 2'de ise ip yardımıyla birbirlerine bağlanarak d öz kütleleri sıvıda dengede kalıyorlar diyor. İpte oluşan gerilme kuvveti T olduğuna göre bazı yargılar verilmiş, hangileri doğru demiş. Şekil 1'de x cismine y cisminin gösterdiği tepki kuvveti ipte oluşan gerilme kuvveti kadar mıdır? Şimdi bunu ispatlamamız gerekir. Bazı denklemler kuracağız arkadaşlar. Beni sabırla dinlerseniz faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şekil 1'i şöyle bir alalım. X cismini, y cismini konumlandıralım. X cismine etkiyen kaldırma kuvveti Fx diyelim, y'ye etkiyen kaldırma kuvvetine Fy diyelim, x'in ağırlığına mx diyelim, y'nin ağırlığına da my diyelim. X'in etkisine, yani y'ye etkisine n, y'nin ona tepkisine de yine n'i şekildeki gibi gösterelim. Şimdi buradan bazı denklemler çıkaralım. X için yukarıya doğru n ile beraber fx, çünkü artık y'nin tepkisi x'e etki yapıyor ve yukarı doğru dengelemesini sağlıyor. Tepki kuvveti, y'deki bu tepki kuvveti artı fx aşağıya doğru x'in ağırlığını dengeledi. Buna bir numaralı denklem diyelim. Y için benzer bir şey yapılırsa n ile beraber aşağıya doğru y'nin ağırlığı y'ye etkileyen kaldırma kuvvetini şöyle iki numaralı denklem olarak dengeledi. Şimdi bu şekil 1 ile ilgili denklemler. Şekil 2'ye bakarsak, hemen çizmeden yapalım isterseniz. Yukarıya doğru şöyle fy'yi ve fx'i yazdım. Aşağıya doğru my ve t var. Yine aşağıya doğru mx var. Y için yukarıya doğru Fy, aşağıya doğru My ve T'nin toplamı kadardır. Buna da bir üssü denklemi diyelim isterseniz. Aşağıda da yukarıya doğru Fx ile beraber T, Mx'i dengelemektedir. Gözden kaçırmamaya çalışalım. Bu da iki üssü numaralı denklem olsun. Bu denklemlerden yola çıkarak bazı ispatlar yapmak durumundayız. Bakalım şimdi. X cismine Y cisminin gösterdiği tepki kuvveti ipte oluşan gerilme kuvveti kadar mıdır? Şimdi bakalım. 2 üssü alt alta yazılsa bakın. 1 ve özür dilerim, 2 üssü, 1 ve 2 üssü denklemleri alt alta yazılırsa ne demek bu? N artı fx eşittir my, t artı fx eşittir, özür diliyorum. Şuna fx demem, mx demem gerekirdi. N artı fx, mx bu bir nolu denklem. Bakın. Şuna bir nolu denklem diyorum. T artı fx de yine iki üssü nolu denklem olarak yazdım. Bakın şimdi. N ile T'nin eşitliği buradan ne oldu? İspatlanmış oldu. Yani birinci ifadede x cismine y cisminin gösterdiği tepki kuvveti ipte oluşan gerilme kuvvetidir ifadesi doğrudur. Şimdi gelelim ispatı devam edelim. İkinci öncülün ispatına bakalım. Cisimlerin hacimleri eşitse kaldırma kuvvetleri de eşittir arkadaşlar. Yani fx ve fy eşit denilebilir. Bu durumda diyor x cisminin ağırlığı 2T'den büyüktür diyor. Peki ben 2'yi 1'de yerine yazarsam 2'yi
2'yi 1'de yerine yazmak ya da 2 üssünü 2 üssü ve 1 üssü arasında, şu an 1 üssü demem gerekiyordu. 2 üssüyle şimdi 2 üssünü 1 üssü de yerine koy diyelim. Şimdi neler eşitmiş? Kaldırma kuvvetleri eşitmiş. Peki o zaman ben buradaki Fy yerine, yani şuradan bir Fx'i çekiyorum, bakın Mx eksi T olarak, diğerini de yerine yazıyorum. Mx eksi T eşittir My artı T. Oldu mu? Yani şu nedir? Bir üssü denklemidir. Bu nedir? İki üssü denklemidir. Oradan Fx'in çekilmiş halidir. Şimdi bu incelemede bakın Mx ne oldu? My artı 2T oldu değil mi? Bakın. Şimdi bu ne diyordu? Cisimlerin hacimleri eşitse X cisminin ağırlığı 2T'den büyüktür. Bakın 2T'ye bir şey eklenmiş. Burada MX 2T'den kesinlikle büyük olmak zorunda. MY eklenmiş. MX elde edilmiş. Demek ki bu ifade de doğru. Gelelim 3. ispata. Cisimlerin kütleleri eşitse Y cismini etki eden kaldırma kuvveti. Aynı mantıkla kütle değerlerini birbirlerinin kaldırma kuvvetinden büyük, X cismini etki eden Fx'ten büyüktür demiş. Kütleleri eşitse Y cismini etki eden kaldırma kuvveti, yani Fy, X cismini etki eden kaldırma kuvvetinden büyük müdür acaba? O zaman bir Fy gördüğümüz bir yerde, mesela Fy olarak ne yazmıştık biz? 2 denkleminde Fy neydi? My artı n'di değil mi? Şimdi ben Mx'i aynı yerde yerine yazsam, Mx'i nerede alalım? Bir nolu denklemden alalım. Getirip yerine yazalım. Fy. Şimdi bu My yerine Mx yazacağım. Çünkü kütleleri eşit demiş. Böyle bir özgürlüğüm var. N artı Fx olarak N artı Fx olarak, bakın bunun yerine bunu yazdım. Artı N. Ne oldu şimdi? Fy eşittir düzenlersem Fx artı 2n oldu. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Fy kesinlikle fx'ten büyüktür demektir. O yüzden 3. ifadeyi de ne yapmış olduk? İspatlamış olduk. Bakın şöyle matematiksel olarak bu ifadelerin hepsinin doğru olduğunu denklemler halinde ispatladım. Umarım faydalı olmuştur diyorum ve diğer soruya geçiyorum. Şekildeki rayın sadece LMN bölümlerinde sabit sürtünme kuvveti varmış. Sabit sürtünme kuvveti K noktasından serbest bırakılan bir cismi ne yapıyormuş? T noktasına kadar çıkan bu cisim için, şöyle biraz daha bakalım olaya. Şöyle bir ayrıştırma yapalım. Bu aralıklar bize lazım olabilir. Şimdi 4 tane haşımız var galiba. 4 mg haşımız var K noktasındayken. Şöyle hipotenüsten 2 tane x gitmiş, 2 tane, 1 tane x, vx gibi bir iş ya da bir ısıya dönüşen enerji anlamındaysa, tekrar T noktasına kadar 2 mg haşımız daha varsa, T noktası için 2 mgh enerji dönüşüm denklemini yazabiliriz. Ne yazdım şimdi ben? K noktasında var olan enerjimiz, bu var olan enerjimiz nerelere harcandı? T noktasında 2 mgh harcandı ve
2x yolu boyunca yani LN aralığında da 2WX kadarlık ısıyı kaybetti, ısıya dönüştü. Buradan 2MGH'ın 2WX yani MGH'ın 1WX'te harcandığını görüyoruz. Yani şu kadar gidildiği zaman bir MGH'lık kinetik enerjiden harcıyor. Şimdi mesela biz 1 MGH indiğimizde L noktasının hızını V kabul edersek, o kadarlık 1 bölü 2 MV kareye dönüştü ve V hızı kazandık dersek, aşağıya doğru indiğimizde bizim MGH kadar daha kazanma durumunda kazanmış olduğumuz MGH X tarafından tekrar ısıya dönüştürüleceği için o zaman ne olacak? M noktasındaki hızımız yine L noktasının hızı olacak. Hiç artamayacak. Enerjimiz artamayacak. Neden? Tekrarlıyorum. L'den M'ye indiğimizde MGH kadar kazanmak durumunda olduğumuz enerjiyi zaten X yolu ısıya dönüştürdüğü için herhangi bir total enerjiye katkı olmadığından M noktasının da hızı yine aynı olacaktır. Tekrar M'den inerken MGH kazandığımız enerji ısıya dönüştüğü için N noktasındaki hızımız da yine V olacaktır. Şimdi artık bundan sonra sürtünme olmadığından V hızı direkt olarak P noktasına taşınmış olacaktır. O zaman M noktasının hızına V, P noktasının hızına da V diyebiliriz arkadaşlar. Buradan oranın bir değerine geldiğini görüyoruz. Evet. Devam edelim. Şöyle bir optik sorusu. Odak uzaklıkları Fx, Fy ve Fz olan X ıraksak merceği, Y yakınsak merceği ve Z çukur aynası alçak eksenleri çakışacak şekilde yerleştirilmişler. Sisteme gönderilen tek renkli ışın ışığının izlediği yol şekildeki gibi ise odak uzaklıkları arasındaki ilişki isteniyor. Şimdi burada bakın bir ıraksak mercek görüyorum. Iraksak mercekte şöyle bir özellik vardı. Hatırlatalım kalın kenarlı mercekte. Eğer ışın şöyle M noktasına yani 2F noktasına gelmek istiyorsa uzantısı yine 2F'den geçecek şekilde kırılırdı. O zaman biz 2 birimlik D'nin yani 2D'nin 2 tane X odağı olduğunu, X'in odağını o zaman 1D olduğunu yakalayıp yazdık. Gelelim şimdi burayı tekrar temizleyip Y'nin odağına. Şimdi Y nereden gelmek istiyor bakın. 4D'den gelmek istiyor. 2D'den gitmiş. Şimdi bizim şöyle bir özelliğimiz vardı hatırlarsanız. 3'e 1,5 özelliği. Yani burası 3F ise burası 1,5F'di. Bu özelliği görüyoruz bakın. O zaman biz 4D'lik mesafenin Y'nin odağının 3 katı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden biz Y'nin odağına, odak uzaklığına 4D bölü 3 diyebiliriz. Bunu da yakaladık. Efendim gelelim Z'ye. Z'ye odak noktasından gelen ışın asal eksene paralel yansımış. O zaman Z'nin odağına da 2D'dir diyebiliriz. Ne oldu şimdi sıralama o zaman? Z büyük oldu. Sonra Y, sonra X oldu. Bu da bizi Edirne'ye götürdü. Z, Y, X. Evet, şekil 1'deki ilk düzlemin K, L, L, M bölümlerindeki sürtünme katsayıları eşitmiş. K'dan serbest bırakılan cismin hız zaman grafiği şekil 2'deki gibi oluyormuş. Buna göre cismin K, L bölümündeki ivmesinin büyüklüğü nedir diyor. Şimdi bu sabit hızla gittiği bölüm anladığım kadarıyla burası. K, L, L, M bölümündeki sürtünme katsayıları eşit ve K'dan serbest bırakılan cismin hız zaman grafiğinde bakın sabit hızla gittiği bölüm L, M arası.
Sabit hız demek toplam kuvvet sıfır demek eylemsizliğe göre. Yani M kütlesinin Mg sin 37'si sürtünme kuvvetine eşitmiş. Hemen yazalım. Mg sin 37 sürtünme kuvvetidir. Peki buradan Mg sin 37 derken 0,6'yı yazalım. K Mg kosinüs 37'si için 0,8'i kullanıyorum. Bakın şimdi burası artık tepki için kosinüsü kullandım. Buradan şu Mg'lerden kurtulabilirsem K'nın 0,6 bölü 0,8'den 3 bölü 4 olduğunu gördüm. Bu bana lazım. Nerede? K ile arasında lazım. Şu K ile arasında aşağıya doğru yine Mg sinüs bu sefer 53. Bakın şurada bir 53 derece gördüm. Burada geriye doğru bir sürtünme kuvveti farkı ivme oluşturacak. Burada işte K ile bölümünün ivmesini yazalım. Şimdi Mg sin 53 eksi sürtünme kuvveti M kütlesinin KL arasındaki ivmesi. Şimdi buradan devam edelim. Mg 0,8 eksi K Mg dikkat 0,6 kosinüsü 0,6'ya döndü. Kos 53 0,6'dır çünkü. MA şu ne bileyim M'lerden kurtulalım. G ile çarpınca 8 olsun. K'ya da 3 bölü 4 diyelim. Burayı da 6 yapsın. Bu işlem bakalım bizi nereye götürecek? 8 şu 2 ile sadeleştirince 3 aşağısı 2 oldu. 9 bölü 2'ye geldik. 8 eksi 4 buçuk bizi 3 buçuğa getirdi. Evet arkadaşlar şöyle incelenebilir. Diğer soruya geçiyorum. Şimdi tek renkli I ışını şekildeki kutu içindeki optik sisteme gönderildiğinde kutudan I ısı olarak çıkıyormuş. Buna göre kutu içindeki optik sistemler yukarıdakilerden hangileri olabilir demiş. Şimdi şu olabilir miye bakacağız. Olura değil, olabilir miye bakacağız. Şimdi bakalım. Işın şöyle gelsin. Normal şöyleyse. Normale yaklaşır mı? Yaklaşır. Sınır açısı durumuna göre yansıma gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Normal tekrar böyleyse normalden uzaklaşabilir mi? Uzaklaşabilir. Şurası şuna paralel olur mu? Olur. Şöyle gelen ışın odağa yönlendirilir mi? Odaktan gelen tekrar paralel kırılır mı? Olur. Burada şimdi ışın böyle geldiğinde direkt böyle gider. Ayna böyle devam etmediği sürece tekrar paralelleşmesi mümkün değildir. O yüzden 1-2 denilebilir. 9. soruya. Sürtünmenin önemsenmediği bir ortamda X noktasından eğik düzleme dik ve sıfır hızı ile şekilde iki batılan cisim 5 saniye sonra Y noktasına çarpıyormuş. Şimdi buna göre cismin atış hızı olan V0 nedir diyor. Şimdi aşağıya doğru tüm ivmeler biliyorsunuz yer çekimi ivmesi olan G ile gerçekleşiyor. Bunun iki tane bileşeni var. Bir tanesi 6, diğeri 8. Şimdi cismi artık şöyle atılmış, hipotenüsü dik atılmış bir cisim gibi düşünürsek ve yörüngesi de şuysa, uçuşu da T olarak 5 saniye ise ben bu hareketin ivmesini 6 olarak kullanacağım. Şimdi o zaman ne olacak? Biz V0 ile cismi atmışız. H maksimuma çıkmış. T uçuşun yarı süresinde çıkmış. Şimdi V son eşittir. V0 yavaşladığı için eksi G üssü T uçuşun yarısı formülünü kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Son hızımız tepeye çıktığımız için 0. İlk hızımız o soruluyor. 6 ivmemiz. Uçuşumuz 5 saniye ise yarısı 5 bölü 2.
Buradan V0 eksi 15'e geldik. Biz V0'ı 15 olarak ispatlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle siz de inceleyebilirsiniz. Evet, yük büyüklükleri farklı olan KL iletken kürelerinin yarıçapları sırasıyla R2, R imiş. Küreler birbirine dokundurulup yük dengesi sağlandıktan sonra birbirlerinden ayrılıyorlar. Yük dengesi sağlandıktan sonra herkes yarıçaplarıyla orantılı olarak yük paylaşımı yapacağı için buna Q gibi bir yük düşerken diğerine 2Q gibi bir yük düşmeli diye düşünüyorum. Dokunma sonrası artık potansiyeller VK, KQ bölü R, VL de K2Q bölü 2R'den eşit olmalıdır. Birbirine dokunan kürelerin potansiyelleri eşit olur. Bir defa hemen onu bir görelim. Yüzeylerindeki elektrik alanlar itibariyle K'nın yüzeyinin elektrik alanına KQ bölü R kare diyorsak, diğerinin elektrik alanına K2Q bölü 4 R kare deriz. Buna E gibi bir değer verirsek bu E bölü 2'dir. Oran bizi 2'ye götürür. O yüzden onu göremiyorum burada. Ben buna yalnız 2 diyorum. Ancak yayıncı buna Denizli demiş. Neden dediğini anlayamadım. Bu konuda fikriniz varsa paylaşabilirsiniz. Eşit uzunluklu ve kendi içlerinde türdeş XYZ çubukları O noktasından perçinlenmişler. Sistem dengeye gelmiş. Buna göre hangisi kesin doğru diyor. Cisimlerin kütle merkezi O mu? Bilemiyoruz. Çünkü bu cisimlerin Z ve Y'nin X ile beraber şu doğrultusunda O'nun dışında bir noktada da birleşmeleri söz konusudur. Bire kesin diyemeyiz. Peki 2Y cisminin kütlesi Z'den büyüktür. Aynı uzunlukta oldukları için şimdi biraz büyütelim olayı şöyle bakın. Bunlar aynı uzunlukta oldukları için orta noktalarının aşağıya doğru çekilmeleri durumunda şu uzaklık şu uzaklıktan küçüktür. O yüzden MY çarpı küçük uzaklık eşittir MZ çarpı atıyorum büyük uzaklık. Yani mesela biz ona 2A diyelim mesela diyemez miyiz? Deriz değil mi? Şimdi ne oldu o zaman? MY'nin daha büyük olması gerekir. Şimdi Y cisminin kütlesi Z cisminin kütlesinden evet kesinlikle büyüktür. X cisminin kütlesi en büyüktür demiş. Bilemeyiz yani X'in tam ipin düşeğinde bir ağırlık oluşturduğu için buna kesin dememiz mümkün değil. Evet, devam ediyoruz. Bu arada kayıtta mıyız? Bir küçük bir kontrol yapalım. Kayıttayız. Şimdi P ağırlıklı cisim yay ve esnemeyen KLM ipleriyle şekildeki gibi dengelenmiş. K ipi bağlı olduğu X noktasından sökülerek Y noktasına bağlanıyormuş. Bunu buradan buraya getiriyor yani. Şimdi K ipinin iki tane bileşeni var şöyle. Bu P'yi dengeliyor, bu da yayı dengeliyor. Peki O noktasının konumu değişmediğine göre açıda ifadelerinden hangisi yanlıştır? K ipinde oluşan gerilme kuvveti değişmez. Açı değişmediği için değişmez. Yalnız bileşeninin yönü değişir. L ipinde oluşan gerilme kuvveti K ipinde oluşan L ipinde oluşan gerilme kuvveti artar. L ipinde oluşan gerilme kuvveti artar. Çünkü şimdi yayla beraber L ve diğer bileşen toplanırken şimdi yayla beraber TK üssü öbür tarafa geçtiği için artık TL bundan etkilenir. Yayda oluşan kuvvet yay sıkışmadığı sürece ya da gerilmediği sürece onda herhangi bir değişme olmaz. K ipi Y noktasına bağlıyken yay sisteminde çıkarılırsa, yay sistemden çıkarılırsa gerilme kuvveti değişir arkadaşlar. Bakın şurada bunu kaldırırsanız denklemlerde komple bir değişme olur. M ipinde gerilme kuvveti P kadardır. Evet.
M ip gerilmesi P tarafından oluşturulmuştur. Evet. Şekil 1'deki M kütleliği X cismi durmakta olan 2M kütleli L cismine çarparsa ne olur? Bakalım. Şimdi MV momentumu toplam kütle olan 3M ile beraber ortak hız olan V1'i oluşturur. Peki V1 nedir burada? V bölü 3 gibi bir değerdir. İkinci durumda 2MV momentumu 3M kütlesini V2 ile hızlandırmış. V2 de buradan 2V bölü 3 gibi bir değere geldi. V1 ile V2'nin burada oranları bir zannediyorum 1 bölü 2 olur. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Yay sabitleri 2K ve K olan AB kütlelerine dikkat ettim. Evet, şimdi periyot bize lazım olabilir. 2P'yi biliyorsunuz M bölü K ile veriyorduk. Asılmışlar denge konumları O noktası O olan cisimlerden X cismi P, Y cismi de R konumuna getirilip aynı anda serbest bırakılırlarsa buna göre X cismi denge konumundan üçüncü kez geçerken ne olur? Bakın şimdi birinci kez geçti, ikinci kez geçti, üçüncü kez geçmek üzere. Özür dilerim. Peki diğeri buradan ne olur diyor, nerede olur diyor. Serbest bırakıyorlar. Şimdi bakalım periyotlarının kendi arasındaki ilişkisine bir bakalım. Tx 2P M bölü 2K Ty 2P 2M bölü K. Bu oranlar taraf tarafa bakın ne olur? Tx bölü Ty işlemler götürülünce büyük bir kök içerisinde M bölü 2K, K bölü 2M. 1 bölü 2'ye getirdi bizi bakın kökü alındığı zaman. Yani Tx bölü Ty 1 bölü 2 ise yani aynı mesafeyi bir tanesi 2V hızıyla birisi V hızıyla kat ediyor gibi düşünsek. Şimdi o zaman mesafe olarak da birisi yani X, Y'den 2 kat daha fazla mesafe alır diye pratik bir düşünce geliştirebiliriz. Kaç parça gitti? 1, 2, 3, 4, 5 parça gitti. 1, o zaman öbürü 2,5 parça gidecek. 1, 2,5 dönerken PR arasında, özür dilerim OP arasında bir yerde yakalanmış olacak. Evet. Sürtünmesiz eğik düzlemde XY yaylarının uçlarına bağlanan M2M kütleli KL cisimleri şekildeki gibi dengede diyor. Yaylardaki sıkışma ve uzama miktarları eşit olduğuna göre şimdi yani bunun X bunun da X kadar uzadığını gösteriyor. Bu MG'nin sin 37 si kadar bir kuvvetle itilmiş. Öbürü yine sin 37'lik bir kuvvetle oluşturulmuş. Şimdi bakalım. Yani fx kx gibi bir yay ile birlikte x kadar uzama göstermiş. Fy de ky gibi bir yay sabitiyle yine x kadar uzama göstermiş. Yalnız kuvvetlere birine f dersem öbürüne 2f diyeceğim bakın. Yani ben buna f diyorsam buna 2f demem gerekiyorsa o zaman buna da k diyorsam buna 2k derim. Bu oran beni 1 bölü 2'ye götürür. Evet. Aynı maddeden yapılmış eşit bölmeli türdeş K ve L metal çubuklarının sıcaklıkları T kadar arttırılırsa
Sıcaklık böyle durumlarda ipin bakın boyu etkilenmeyeceği için cismin her tarafa doğru genişleyeceği düşünürse cismin kütle merkezi aşağı doğru kayacaktır. Kütlesi değişmeyip kütle merkezinin aşağı kayması enerjisinin azaldığı anlamına gelir. Şimdi diğerinde ipin boyu yine değişmeyecek. Aynı boyda ip her tarafa doğru kendisini genişleten bu düzgün çizmedim özür dilerim. Bu cismin görüntüsünü şöyle yapacak bakın. Şöyle bunu uzattığımızı düşünürsek, bunu da şöyle uzattığımızı düşünürsek aynı boyda olacak. Bakın ne oldu şimdi? Cisim yukarı kaydı. Kütle merkezi yukarı kaydı. Yani enerjisi azaldı. L'nin enerjisi böyle bir durumda. Arttı. Artar. Yani K'nın enerjisi azalırken L'nin enerjisi burada artar arkadaşlar. Diyoruz. Şimdi bu soruya da bir yakından bir bakalım. X tel çerçevesi ile Y telinden geçen akımların yönü verilen şekildeki sistemde reosta süzgüsü ok yönünde hareket ettirilirse hemen düşünelim. Muhatap olduğu direnç azalınca akım artar. Akımın artması aynı yönlü olan tellerdeki durumu nasıl, kuvvet durumunu nasıl etkiler? Eğer aynı yönlü tellerdeki akımlardan bahsediyorsak kuvvetler birbirlerine doğrudur. Zıt yönlü akımlardan bahsediyorsak kuvvetler ters yönlüdür. O zaman akımı arttırmak da kuvveti arttıracağı için bu cismi komple aşağıya çeker. Yani yayda bir gerilme görülür. Şimdi o zaman esneklik potansiyel enerjisi artarken yayın çerçevenin çekim çerçeve aşağı indiği için çekim potansiyel enerjisi de azalır. Yani 18 bizi Adana'ya götürür. Lamba, kondansör ve diyottan oluşan şekildeki sistemlerde alternatif akım bağlanmış ortadakine. Diğerlerinde doğru akım var zannediyorum. Buna göre KLM lambaların hangileri sürekli ışık verir diyor. Bir defa buradan akım geçmez. Yani kondansatör akımı depolar geçirmez. Alternatif akım da yönü sürekli değişen, altını çiziyorum. Mesela saniyede 50 defa aşağı yukarı 50 Hz'lik bir frekansı varsa 50 defa değişen bir akım var. Ancak biz bunu sürekli algılarız. Burada ifade edilen o. Diyot yönü şöyle olan akımı sağa doğru geçirmez, sola doğru geçirmeye izin verir. O yüzden biz burada L'nin ışık verdiğini düşünürüz. Evet. Şimdi sayfa düzleminden içe doğru manyetik alanın olduğu ortamda Q yükü R yarıçaplı yörüngede şekilde ekibe hareket ediyormuş. Hemen düşünelim. Q ve B gibi bir manyetik alandaki parçacığa etkileyen manyetik kuvveti dairesel hareket yaptığı için merkezcil kuvveti eşitlersek hemen R'nin burada V'lerin sadeleşmesi durumunda MV bölü QB olduğunu görürüz. Parçacığın hızı artarsa R yarıçapı artara katılırız. Doğru orantılı olduklarını görüyorsunuz. Parçacığın hızı artarsa dolanım süresi yani periyodu nasıl etkilenir? Dolanım süresi 2 pi r bölü v olarak yazılabilir. Buradan şimdi siz hızı arttırırsanız yarıçap da artar yalnız. O yüzden t'nin değişmesi söz konusu olmaz. Parçacığın hızı değiştirilmeden kinetik enerjisi artarsa bu m'in artacağı anlamına gelir. M artarsa da r artar doğrudur. Arkadaşlar buradan Ceyhan diyoruz 20'ye. K dişlisi ifadeler şöyle demiş. K'nın diş sayısı dendiğinde yarı çapı anlayacağız arkadaşlar. L'nin diş sayısı da RL olarak yazabiliriz. Yani MN kasnaklar arasında RY 2R'yi gördük. K
Ha dişlisi ok yönünde dönerken dikkat, L dişlisi de böyle döner, N de böyle döner. Şimdi bu bir kez döndürülünce N kasna ilk kez şekil 2'deki gibi oluyormuş. Ben şu koyu rengin ortasına şöyle bir referans çizersem bu beni nereye götürmüş anlamına gelir. 8'de 1, 2, 3, 4, 5 götürmüş anlamına gelir. 8'de 5 gibi bir turu var gibi düşünsek. M kaç tur atar desek yani. Şimdi M'nin tur sayısı NM yazarsam çarpı R eşittir. N'nin tur sayısı 5 bölü 8 çarpı 2 R desek. Biz buradan M'nin tur sayısı olarak 5 bölü 4'ü yakaladık mı? Yakaladık. O zaman L de 5 bölü 4 atıyor mu? Şimdi bak, M'nin 5 bölü 4 turu, M'nin 5 bölü 4 turu, L'nin yarı çapıyla çarpılınca, K'nın yarı çapıyla da K'nın tur sayısı çarpılabilir anlamına gelir bu. Benim aradığım şey ne? Diş sayısı diyor. Ben tabii burada F'yi kullansam daha doğru olacak. FK diyeyim, karışmasın. NK da K'nın yarıçapı dedik. Efendim, bir silmem gereken başka bir şey daha var galiba. Şimdi K için tur sayısı ve yarıçap, L için tur sayısı ve yarıçap. Şimdi M'nin tur sayısı yakalandığı için L'nin tur sayısı da, bakın L'nin tur sayısı da 5 bölü 4'tür eş merkezli oldukları için. Efendim, buradan şunu da değiştireceğim. Ben artık nereye geçtim? L'nin tur sayısı derken L'nin yarı çapıyla çarpıyorum tur sayısını. Buradan K'ya geçiş yapıyorum. Buradan devam edelim. Şimdi L'nin tur sayısı 5 bölü 4 ile çarpılacak. Benden istenen K bölü RL oranı, K zaten bir tur atıyordu, buradan 5 bölü 4 olarak gelir. Evet, cevabımızı şöyle bir görebilirsiniz. Ben de bir kontrol yapayım. Şimdi gelelim 22'ye. Ha gayret. Bir kamyonun kasasına üstten ip ile şekillik gibi bağlanan 200 kilogram kütleli bir sandık tabandaki O noktasında bulunan menteşe etrafında rahatça dönebiliyor. Eylemsizlik kuvveti etki eder bu ivmeden dolayı arkadaşlar. Tam kütle merkezinden dolayı etkiyen eylemsizlik kuvveti O noktasına göre bir tork oluşturur. Aynı yerden oluşan Mg gibi bir ağırlık ve T bunu dengeler. Şimdi bunların torkları itibariyle eylemsizlikten kaynaklanan torku şuraya 2 birim olduğu için Fy çarpı 2 yazsak eşittir T'nin 4'teki torku artı Mg'nin 1'deki torku dikkat. Dik uzaklık şurada 1. Buradan yerine yazalım şimdi. Eylemsizlik kütlemiz neymiş? 200 kiloymuş. 200 çarpı arabanın ivmesi 8 çarpı 2 eşittir. T soruluyor zaten. Mg'miz de 200'ün 10'la çarpımı. 2000 yani. Şurası 3200. 4 tane T artı 2000 anlamına gelir. 1200 4T'dir. T'nin buradan 300 Newton olduğunu görüyoruz. Ceyhan diyoruz. 22'ye. Ha gayret az kaldı. L uzunluklu M kütleli bir uzay aracı 0.6 C hızı ile hareket ediyor. Uzunluk L0 yani durgun uzunluk L0 ise bizim gama çarpanımız var biliyorsunuz. Gama çarpanımız neydi? 1 bölü kök içinde 1 eksi V kare bölü C karenin bir pratik yazılımıydı. Bu 1'den büyüktü. Arkadaşlar bu sayı 1'den büyüktü.
Neyle çarparsanız büyütürsünüz. Bunu o karşıdaki büyüklüğü buna bölerseniz küçültürsünüz çıkan sonucu arkadaşlar. Buradan yola çıkarsak şimdi biz zaman genişlemesi konusunda relativistik sürenin genişleyeceği için durgun süreden daha büyük bir sayı çıkacağı için gamma ile çarpılması gerektiğini düşünüyoruz. Uzunlukta durum terse L'nin L0'ın gamma'ya bölümü olarak yazılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir sayıyı büyük bir sayıya bölerseniz birden büyük bir sayıyı küçültmüş olursunuz. Uzunluk küçülmesi, zaman genişlemesi. Şimdi burada L uzunluklu M kütleli bir uzay aracı relativistik bir hızla hareket ediyor yani. L dediği şey bizim buradaki tam anlamıyla burada yazdığımız L yani. Şimdi uzay aracının relativistik kütlesi M'den büyük olur demiş. Şimdi zaten M kütleli relativistik bir değer var. Yani zaten büyümüş, daha büyük olmaz. Uzay aracındaki gözlemci uzay aracının boyunu L'den daha kısa. Hayır, uzay aracının içinde L0 olarak algılar. Uzay aracındaki gözlemci uzay aracının boyunu L'den kısa görür. Doğru, L0 L'den kısadır çünkü. Uzay aracındaki gözlemcinin ölçtüğü zaman T0'dır. Yani uzay aracının içinde dışarıdan gözlemleyen T olarak, yani denklemde yazdığım T olarak algılar. Durgun gözlemciye göre ölçülen zaman aralığında daha uzundur diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Burada 2-3'ü nerede gördük? Denizli'de gördük. Yine küçük bir kontrol yapalım. 23. soruda dedik ve geçtik. Şimdi gelelim 24'e. R1, R2 dirençleri ve XY öteşleri de şekil 1 şekildeki elektrik devresi kurulmuş. Buna göre şekil 1'deki voltmetre ile şekil 2'deki ampermetrenin gösterdiği yerler hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakın. Şimdi bakalım. Aynı yöne bakıyor öteşlerimiz. Toplam bir 12 voltumuz var. Toplam 4 gibi bir 12 bölü 4'ten dirençte 3 amper gibi bir akım dolanır. Bunları yazdıktan sonra 3 amperi yakaladığımızı düşündüğümüzde bir nokta seçelim kendimize. Kirchhoff'u kullanalım. Mesela seçtiğim noktanın potansiyelini 0 kabul edersem dirençler potansiyeli düşürür, üreteşler potansiyeli arttırır gibi bir yöntem belirleyelim. Şimdi o zaman buradan geçtikten sonra buraya akım çarpı direnç kadar bir düşüş olacak. Onu da eksiyle isterseniz gösterelim, ifade edelim. Şu noktanın potansiyelini biz eksi 9 olarak gösterelim. Şimdi tekrar bu devam ederse bir 3 daha düştüğünde şu noktaya artık şu işaretlediğim noktaya eksi 12 mi geliriz? 3 daha düştük. Eksi 12 geldik. Şu nokta hala eksi 12. Artı 9 potansiyeli yükselttik. Şu noktaya eksi 3 geldik. Eksi 3'ten sonra tekrar 0 noktasını artı 3'ü eklediğimizde 0'a geldik. Döngümüz tamamlandı. Demek ki işaretlediğim noktaların potansiyel farklarından birisi potansiyellerinden birisi eksi 9, birisi eksi 3. Fark 6'dır. O noktalar arasındaki potansiyel fark. Buradan ya Denizli ya Adana diyoruz. Şimdi diğerine geçiyorum. Aynı mantıkla şimdi bakalım. Dikkat, akımların yönleri şekildeki gibi. Yine şu noktanın potansiyeli ile bu noktanın potansiyeli aynı olmalı. Bize sorduğu şey neydi? Ampermetrenin gösterdiği değer. Şimdi şöyle bir ilmek kabul edersek burayı 3 bölü 3'ten 1 amper şöyle geçerken şurayı bir ilmek gibi gösterirsek buradan da 9 amper aynı yönünü geçmekte diye düşünebilir ve buradaki 10 amperlik değeri okuyabiliriz.
Adana'yı işaretleyebiliriz arkadaşlar. Demin gösterdiğim potansiyel yöntemini de burada kullanabilirsiniz. Evet, 25 ne diyor? Özdeş KLM sıvaçları ile şekildeki devre oluşturulmuştur. KLM sıvaçlarında depolanan enerjilerin toplamı E olduğuna göre. Şimdi bakalım, sembolik değerler verelim. QQ diyelim, hepsi C zaten. Burası toplamı yine Q, dikkat edelim. C'si yalnız C bölü 2. C bölü 2'de Q varsa C'lerle doğru orantılı olduğu için M'nin yükü 2Q'dur. Şimdi biz buradan 2V potansiyel farkında bahsediyorsak V, V ve 2V gibi bir potansiyel fark dağılımı yapacağız. Şimdi enerjiyi grafikten şöyle hem küçük bir konu anlatım gibi olsun. Q ve grafiğinin eğimi C'yi verir ya arkadaşlar, şimdi bakın. Burası V, burası da Q. Bu alan bize neyi veriyordu alan? Enerjiyi veriyordu. Yani QV bölü 2'yi veriyordu değil mi? Peki. Şimdi o zaman K'nın enerjisi, toplam enerjiyi bir yazalım. Hepsinin enerjileri. K için QV bölü 2 yazdım. L için yine QV bölü 2 yazdım. Değerlerine sadık kalarak siz de kontrol edebilirsiniz. M için yükü 2Q, potansiyeli 2V bölü 2 yazdım. Toplam E'nin QV değeri cinsinden şu ikisi, bir tane QV oldu, 2QV de buradan geldi. E'yi bir 3QV olarak gördüm. Şimdi M için aynı işlemi yaparsam yükü 2Q, V'si 2V. Efendim, buradan 2QV geldi mi? Taraf tarafı oranlayalım şimdi bunları. E bölü M 3 bölü 2, yani M'nin enerjisi 2 E bölü 3'e getirir bizi. Şöyle bakabilirsiniz. 25'in kontrolünü yaptıktan sonra gelelim 26'ya. Ha gayret. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde aynı periyotlu özdeş K1, K2 noktasal dalga kaynakları ile yapılan girişim deneyinde girişim deseni şekildeki gibi oluşmuş. Desene şimdi yakından bakacağız. Şıkları bir görelim. Buna göre desen üzerindeki K, L, M ve N noktaları ile ilgili bir ne diyor? A ne diyor? K noktasındaki dalga, K noktası dalga katar üzerindedir. Çift tepe ve çift çukurların oluşturduğu çizgiler dalga katarlarıdır. K bir çift tepedir. Dalga katarı üzerindedir. Doğru söylemiş. Biz yanlışı arıyoruz. L noktası dalga katarı üzerindedir. Çift çukur olduğu için, çukur çukur olduğu için doğrudur. L noktasının yol farkı bir dalga boyu kadardır. Bakalım. L'nin buna bir bakalım. Şimdi 1 lambda, 2 lambda, yarım lambda, 2,5 lambda yani. Şurası 2,5 lambda. Öbür taraftan 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 1,5 lambda. Buradan da 3,5 lambda geldi. 3,5 lambda ile 2,5 lambda farkı bize 1 lambdayı getirir. Yol farkı olarak L noktası dalga katarı, L noktasının yol farkı bir dalga boyu ifadesi doğru. M noktası üst üste binen tepelerden oluşmuştur diyor. Bir bakalım. M bir yerden tepe, bir yerden çukur geliyor. Bir düğüm çizgisi üzerinde arkadaşlar. O yüzden yanlışı yakalamış oluyoruz. L ve N noktaların yol farklarını hesaplayabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Siz de aynı yöntemlerle. Evet. X, Y, Z kaynaklarının kasnaklarının yarıçapları sırasıyla 2R, 3R, R. X kasnağı V açısal süretiyle dönerken kasnakların dönme kinetik enerjileri eşit oluyormuş. Buna göre kasnakların eylemsiz torkları. Şimdi dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 eylemsizlik momenti ve açısal hızın karesiydi.
Şimdi bakın, bu tur sayısı itibariyle doğru orantılıdır. Bu tarafın tur sayısı 2 katına çıkacağı için 2W kabul edilebilir. Şimdi enerjileri eşittir derken 1 bölü 2 IXW kare 1 bölü 2 I4W kare anlamına gelir. Aynı şey diğeri içinde, yani 1 bölü 2 IZ içinde geçerlidir. Şimdi o zaman IX hepsinden büyük, Y ve Z'nin eylemsizlik momentleri eşittir arkadaşlar. Bunu da buradan kontrolümüzü yaptık ve yürüdük. Civa atomunun enerji seviyeleri şekilde gibiymiş. Temel halde bulunan civa atomu E enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor. Uyarılan elektronlar temel hale dönerken şekildeki ışımaları yapıyor. Buna göre hangileri doğru? KLM ışımalarının dalga boyuyla enerji arasında bir ters orantı ilişkisi var biliyorsunuz. HC bölü lambda'dan bunlar ters orantılı. Hangisinin enerjisi küçükse dalga boyu daha büyük. O yüzden bu sıralama doğru bakın. Atomu uyaran elektron enerjisi 8'miş. 8.84'ü uyardığını görüyorum. Böyle bir şey mümkün değil. KL ışımalarının frekansları eşittir. Enerjiler, bakın enerji aynı zamanda HF'dir. Enerjiler farklıysa F'ler de farklıdır. O yüzden biz buna Adana diyebiliriz. Evet, şimdi 29 ne demiş? Atom altı parçacıkları arasındaki temel kuvvetler etkileşimi genelde alan parçacığı veya değiş dokuş parçacığı denilen büyüklüklerin etkileşimiyle olur. Hangisi yanlış ifadedir? Bilgi gerektirdiği için arkadaşlar direkt işaretliyorum. Siz de bunu araştırabilirsiniz konu anlatımından. 30'a gelelim. Şimdi şekildeki potansiyelde katot metalinin bağlanma enerjisi 2 elektron olmuş. Şimdi bak hemen yazalım. E gelen, E bağlanma artı kalan kinetik enerji. Şimdi üreticiniz burada destek mi oluyor yoksa engellemeye çalışıyor, tırnak içinde köstek mi oluyor yani? Bu taraf artı bu taraf eksi ise köstek oluyor demektir arkadaşlar. Gelen enerjiden, ışığın enerjisinden siz üreticinin potansiyel farkının karşılığı olan enerjiyi çıkaracaksınız ve denklemi ona göre oluşturacaksınız. Şimdi gelen enerji hesaplanabilir. Neden? HC bölü lambda'dan HC bölü lambda eksi denklemi tekrar yazdım bakın şimdi. Bu 12.400 bölü 1550 eksi işte zaten burayı soruyor. Eşittir. Bağlanma enerjisi 2. Kopan elektronlar 3 elektron voltmuş. Buradan şu hesap, ben daha önce baktım arkadaşlar, şu hesap 8 çıkıyordu. 8 buradan bize üreticinin sağladığı enerjinin 3 elektron volt olduğunu, 3 elektron voltluk enerjiyi 3 voltluk potansiyel farkının sağladığı için buna da C olarak işaretimizi koyarız. Umarım biraz uzun bir video oldu. Ben 3'e bölmeyi düşünmüştüm. Vakit darlığından dolayı tamamını bitirmeyi düşündüm. Daha sonra fikrimi değiştirdim. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Devam etmek üzere.